gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Dolu dolu, kalabalık, bir o kadar da güzel yarışların olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Yorumlarımızla beraber iyi bir netice almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Program güzel. İyi analizler olacak. Sonuçlar da umarım bu dediklerimiz gibi güzel olur. Bizi Twitter'da GIF analiz yazarak takip alabilirsiniz. Mesela programda anlık bir değişiklik olursa, çıkanat veya işte sallıyorum başka bir şey olursa buralardan güncellemeleri paylaşıyoruz. Takip ederek bu tür güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Twitter sayfamızı da açtık. 300 takipçiye çok kısa sürede ulaştık. Burada da paylaşımlara başladık. Yani Twitter'daki yaptığımız birçok şeyi Instagram'a aktarmaya başladım ve gerçekten Instagram'ı aktif bir şekilde kullanacağım. Çünkü Instagram'ın kendince bir dinamikleri ve daha kolay paylaşımlar yapabiliyoruz. Twitter'da mesela kelime sınırı var. Yani ya, dikkatsiz paylaşıyoruz ama kelime sınırı olduğu için paylaştığımız çok az kalıyor. Hepsini de veremiyoruz ve bu da bir sıkıntı yaşatabiliyor. Bu tür paylaşımları biraz daha Instagram'a ağırlıklı paylaşacağımı söyleyebilirim. Instagram'a GIF analiz yazarak bizi takibe alabilirsiniz. Adana ile ilgili yorumlarım gifanaliz.com sitesinde olacak. Arkamıza yaslanalım. Bakalım neler olacak. Yorumlara başlıyorum. Birinci altıgen pas geçiyorum. İkinci altıgen kurgusunu bozmak istemedim. O yüzden de oyuncaklara bol şanslar diyeyim. Bir göz atayım. Tuttuğum at varsa belki yararı olur. Birinci koşu. 1900. Fış fış iyi koşar. Son yarışta iyi koşmuştu ama zor bir koşu biraz. Ama fış fışa dikkat edin. İkinci koşu kalabalık bir maiden bizleri bekliyor. Özellikle ve özellikle 9 numaralı Hanselot'a dikkat edin. Potansiyelli bir at, ilk günden beri konuşulan bir isim. Arası olmasına rağmen idmanda fena görmemiştim. O yüzden 9 numaradan iyi bir yarış gelebilir. Alt taraflarda gözden kaçabilecek bir at var. 16 numaralı Blue Brock. Bu at da fena bir at değildir. Sonlarda sert gelebilir. Ayrıca 4 numaralı Bay Casper, 1 numaralı Kral Çıplak, 3 numara Anadolu 7 gibi atların da şansı var. Siz yine bir göz atın ama özellikle 9 numaraya dikkat edin. 3. koşuya geldiğimizde yedili plase için 4 numara sabırçı yeterli olabilir. Çünkü bu at son yarışta topaz gölü gibi sert bir ata çarpıldı ve kendince bir 3. kez elletti. İyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Bugün geldiği rakipler çok daha uygun isimlerden oluşuyor ve önde gidebilecek çok fazla at var. Bunun ekmeğini sonlarda yapacağı ataklarla beraber 4 numaralı sabır çiçeği yiyebilir. Benim favorim İdeli Plas için tek adayım 4 numaralı sabır çiçeği. Ekip yazacaklar 2 numaralı Berke'nin kızını değerlendirebilirler. Kayızbert yavrusu Ankara'daki performansını bugün İstanbul'a taşırsa etkili bir yarışını görebiliriz. 4 önde 2 rakip. Geldik bizi ilgilendiren kısım ikinci aldı. Yani gerçekten ikinci aldı. Yani ilk iki ayağında yani ne kadar zorlayabiliriz sizleri derdesin iki tane koşu koyulmuş. Çünkü ilk koşuya bakıyoruz. Yamak 3'lere ait bir yarış. Kilo farkları var. Çok istikrarlı atlar değil. Belirsiz bir koşu. İkinci aya bakıyoruz. Maiden bir yarış. 18 tane at var. Yani bu tür günlerde genelde ilk iki ayakta favori geliyor. Çünkü herkes çok at yazdığı için ilk iki aya. Genelde favori aralık bitebiliyor ama ben ilk iki aya çok kalabalık geçeceğim ve cazip isimlerle başlayacağım. Burada da birçok kişinin gözden kaçıracağını düşündüğüm 6 numaralı King Jackson'la başlıyorum. Çünkü yarışa baktığımız aslında çok fazla önde gidecek at var gibi görünse de öyle değil. Önde gidebilecek 3 tane at var. Yellow Legend gidebilir. Mystery Focus gidebilir. Son yarışta War Leader gitti. Onlar dikkatten çok fazla önlere seri bir şekilde hamle yapacağını düşünmüyorum. Yellow Legend'ın kilosu ağır ve mesafe çok kısa. Mystery Focus son yarışta pek iyi değil. War Leader son yarışını kazandı ama çok önde boş bırakıldı. King Jackson'a gelecek olursa bu at geçen sene İstanbul'da çok iyi işleri imza attı ve çok güzel yarışlar yaptı. Bu yarışların birçoğunda iki bekleyerek yaptı. Bugün öne çıkacak atların hemen arkası konumlanacaktır. Bir yerden sonra büyük ihtimalle liderli King Jackson'a geçecek. Üstteki rakipleri
ufak da olsa bir kilo avantajı var. Eğer o dengeyi ayarlayabilirse Berkan Çala, bir saniye mikrofonu kapatmış olabilirim, kapatmamışım. İyi ayarlayabilirse, doğru zamanda hamle gelirse ben altıma King Jackson'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Birkaç tane bültene baktım, bayağı bir geri planda kalmış. Kazanması durumunda ilk ayaktan ikramiyi biraz cazipleştirebilir. Altıma King Jackson'a öncelik verelim. Daha sonra 10 numara Time Is Now. Yani bu at ara sonrası yarışlar görüyor ve gerçekten grubun en potansiyelli atlarından biri. Bugün uygun kilosuyla beraber devreye girebilir. Daha sonra 11 numaralı Maitman. Bakın bu ata dikkat edin. Çünkü bu at son yarışında 8. kelle etmiş, bu nereden çıkmış der gibi görünen ama yarışta birincisi tarafından eli bile oynatılmayan, çok kolay bir şekilde koşuyu tamamlayan bir Maitman var. Görüntüsünü çok beğendim ve ona rağmen grubun dibinde bitirmiş koşuyu. Bugün uygun kilosuyla beraber bambaşka, çok etkili bir 11 numaralı Maitman görebiliriz. Bu ata da özel olarak dikkat edelim. Daha sonra 4 numaralı Uğur Buban. Ben son çim yarışında iyi bir performans bekliyordum. O gün grup biraz sertti. Ona rağmen kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Bugün eğer öndeki tempo beklediğimizden çok daha yukarı çıkarsa bu sefer 4 numaralı Uğur Buban'dan çok sert ataklar gelebilir. Bu hatta bence bugün değerlendirilmesi gereken isimlerden biri. 3 numaralı Eliminator. 1 numaralı Gold Polat. 7 numaralı Pace. 9 numaralı War Leader. Ve 12 numaralı Yellowstone devreye girebilecek isimler. Mümkün oldukça fazla at yazılması gereken bir yarış. 6, 10, 11, 4, 3, 1, 7, 9 ve 12 sıralama. 5. koşuya geldiğimizde Maiden bir yarış bizleri bekliyor. Genelde bu tür günlerde ben Maiden'ları kolaya çevirip elimizi olabildiğince sermayeli bir şekilde ilerleyen biriyim elimizde ama gerçekten bu Maiden'da yani ön planda bile kime önersem diye düşündüm. Çünkü o kadar birbirine denk ve ne yapacağı belli olmayan bir Maiden'la karşı karşıyayız. Ben önceliği alt taraflardan 17 numara Native Gift'e vereceğim. Bu at ilk iki yarışında beklendiği çok yükseltti. Çok iyi ataklarla geldi. Bir türlü kazanmayı başaramadı. Daha sonraki yarışında biraz ara sonrası koştu ve o gün de kendince bir şeyler yaptı. Yine bir araya gidilmiş. Belli ki hatta bir sıkıntı var ve onu giderilmeye çalışıyor. Genelde arı CQ'sun atları ara sonrası iyi dönüşlerini yapabiliyor. O yüzden de ben Native Gift'in bugüne kadar Sendik'te ne gördüysek bugün Çin pistte çok daha fazla sergileceğini ve iyi bir yarışa imza atabileceğini düşünüyorum. Bu ata öncelik verelim. Daha sonra 16 numara Jack Paradise. Ya bu atı gerçekten Maiden kalacağını biri söylese bu kadar yarı sonra inanmazdım. Çünkü ilk yarışta muazzam bir koşu yaptı. Ondan sonra bir türlü Maiden'den çıkamayan bir Jack Paradise var. Bakalım bugün Maiden'den çıkabilecek mi acaba? Bunlardan sonra 1 numaralı Artie Junior. Bu hatta fena bir at değil. Yarışlarda güzel görüntüsü var. Aksiyonları iyi. Bir türlü yarış kazanmayı başarmıyor. Mesela bu at bir yarış önce şartlı 3'te favori koştu neredeyse. 2'leri 10 gayna ve koştuğu grupta çok kötü değildi. Daha sonraki yarışında bir ara sonrası yarış gördü. Çok da üzerine gidilmeden kolayca koşuyu tamamladı. Fena bir at değildir. Eğer ön grupta yer bulabilirse kendine yarışın sürpriz adayının 1 numaralı Artie Junior olabileceğini düşünüyorum. Yanına yıldızı ve ünlemi bırakıyorum. Daha sonra 10 numaralı Pipes of Peace. Çalışmaları çok iyi. İlk yarışında çok üzülmemiş. Farklı performans gelebilir. 5 numaralı Calibration. Ekürüs de iyi, kendi iyi, azıklar da çok iyi. Ekürlerden ikisi de gelebilir. 14 numaralı Tum Turaklı. 15 numaralı Win Loves Maya. 3 numaralı Ben Balbun. 13 numaralı Sansasyonel. 7 numaralı Kopta ve 18 numaralı Rebel Time devreye girebilecek isimler. Kalabalık geçmek gereken yarışlardan bir diğeri. 17, 16, 1, 15, 14, 15, 3, 13, 7, 18 sıralamam. Yeriniz varsa 12 numaralı Riberi'ye de çarpı atın. İdmanda fena görmedim. Yani Rodoplu'dan, özellikle Rodoplu ilk zamanlarda çimde iyi koşmuştu. Bugün farklı koşabilir. Yeri olanlar 12 numaralı Riberi'yi de eklesinler derim. 6. koşuya geldiğinde Sait Akson koşusu bizleri bekliyor. Yani bu yarış 2200 değil de 1600 olsa Sigoş önerirdim. Çünkü Sigoş kısalan mesafede Final Dance'e geçebilecek gücü olan bir isim. Çünkü son yarışında geçememesinin en büyük nedeni grup çok kalabalıktı. Ve Final Dance Sigoş'a göre biraz da erken hamle yaptı ve o gün ben Final Dance'e banko önermiştim. Beni yanlar kazandı
Ama mesafe uzadıkça Final Dance çok daha iyi koşar. Çünkü görüntü olarak da yaptığı yarışlar olarak da gerçekten iyi bir Final Dance var. Bugün büyük ihtimalle gizli ekürü suçlamalı Captain Fantastic önlere çıkacak. Belki Judgment peşinde gider. Ben Bolt Sea River'ın da bugün önlere yakın gideceğini düşünüyorum. Bunların da arkasında Final Dance konumlanacak. Mesafe tam istediği gibi uzun. Bence bugün bir sıkıntı yaşamaz. Bu grubu geçer. 4 numaralı Final Dance'i Sait Aksoy için banko olarak öneriyorum. Benim burada merak ettiğim at 8 numaralı Zala Bey ne yapacak? Yani bu at son yarışında değişik bir birincilik elde etti. Bugün baktığımızda kapalı gözü takmışlar. Büyük ihtimalle bir şeyler deniyorlar. Yani Zala Bey'i merak ediyorum ne yapacağını. Gerçekten ayrı izleyeceğim atlardan biri olacak. Ahmet Çelik eğer bugün iyi netice alırsa Zala Bey'le büyük ihtimalle Gazi'ye de bu atta katılacak gibi duruyor. 7. koşuya geldiğimizde yani burada dikkat çeken bir isim var. 8 numara Zeki Dayı. Neden Zeki Dayı? Çünkü birçok isim performans olarak ya çok geriye gitti ya da çok aman aman yarışlar yapmıyor. Zeki Dayı ise ara sonrası bir yarış gördü ve fena demeyeceğimiz bir grupta güzel bir 5.lik elde etti. Yarışta tempo yapabilecek çok süratli 2 tane at var. Bunlardan bir 4 numara Ulu Batur, diye de 7 numara Taşsız Kral. Aslında 2 tane atın önde gittiği yarışlarda genelde çekinen birim. Çünkü biri birine bırakabilir ve diğer ikincilikte bekleyip başarı sağlayabilir ama ya böyle bir şey olacağını bu koşuda düşünmüyorum. Çünkü ya Mahsun Demirbaş Bursalardan buralara kadar gelmiş. Tek bir ata biniyor. Yani buyur Ulu Batur sen önde git. Yarışı bitir diyeceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle çok sert tempolara gireceklerdir. Bu gidişatta tamamen 8 numara Zeki Dayı'ya yarıyor. Bu at ne kadar son zamanlarda çim ağırlıklı koşsa da Sentit'te de çok iyi yarışları var. Ben böylesine bir gidişat yakalamışken, grupta geçebileceği tarzdayken 8 numara Zeki Dayı'nın kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Kuponu falacaklar tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar. Sentik performansı iyi olan 2 numaralı Bana Müsaade. Yani bu at zamanında Sentik'te çok güzel yarışlar yaptı. Daha sonra Çim'de çok bekleneni veremedi ama bugün tekrardan sevdiği Sentik'e geliyor. Eğer Zeki Dayı beklediğimiz performans sergilemezse 2 numaralı Bana Müsaade devreye girebilir. Bir de 4 numaralı Ulu Batur diyeceğim. Yani ne kadar tempoları yükseleceğini düşünsem de Ulu Batur'u karşıma alamadım. Çünkü bu at bir yarış önce Özgün Sultan'ı geçmiş bir isim. Özgün Sultan o günden sonra grup yarışlara kadar giden, grup yarışı kazanan bir Özgün Sultan gördük. Eğer oldu da Taçsız Kral sıkıntı yaşarsa, start falan kalırsa o zaman 4 Molu Batur önde boş kalır ve her zaman bu tip gruplarda söz sahibi olur. 8 tek adayı, 2 ve 4 rakipler. 8. koşuya geldiğimizde ben burada farklı bir isimle başlayacağım. Büyük ihtimalle yarın birçok kişinin puanlamada böyle 3. 4. at konumuna bırakacağını yandığım bir at. 3 numaralı Flashing Girl. Ya Flashing Girl mesafe uzadıkça daha iyi koşan bir isim. Son yarışında biraz gidişattan etkilendi ve gelene kadar koşu bitti ama geldiğinde ve fotoyu geçtiğinde gerçekten diri bir Flashing Girl vardı. Bugün kendi pilotunu buldu. Tekrardan Işman Cizik var üzerinde. Bu sefer ben Chipchin'in o kadar önde boş kalacağını düşünmüyorum. Özellikle Beyond Expectation ve Tolga Yıldız ikilisinin tempolu yukarı çıkarabileceğine inanıyorum. Jacinda da normalde önde giden bir at değil ama son yarışlarında önde gitmeyi tercihliyor. O yüzden de ben bu sefer Chipchin'in önde çok rahat kalacağını düşünmüyorum ve bu gidişatta 3 numaralı Flashing Girl sonlarda yapacağı taktiklerle yarışı lehine çevirebilir. Bir adım önde ama 7 numaralı Art of Hüsn'e son yarış çok etkiliydi ve idmanında çok farklı görünüyor. Bugün etkili bir Art of Hüsn'e görebiliriz. Bir diğer ihtimale karşı 6 numaralı Çipçe diyeceğim. 3, 7 ve 6 sıralamam. Günün son koşusuna geldiğimiz aslında günün en zor koşularından biri burası ama ben inandığım atlarla kısa bir şekilde burayı geçmeye çalışacağım. Umarım bir sıkıntı yaşamayız çünkü kalabalık bir grup, yol problemleri olabilir. Ama inandığım bazı isimler var. Yani geçen dişi tay deneme bizim için üzücü oldu çünkü ben oraya kadar çok güzel oyunumuzu getirmiştik. O gün de zaten YouTube yayını yapmıştık ve çok fazla at vardı. Bayağı bir at yazmıştık oraya. Secret Power favorisi geldi. Aslında o gün ben ikinci olan Lady Palpatine'i 50 lira ganyan dikkatli önermiştim. 46 lira ganyan Splendid dikkat diyerek önermiştim. Yani bu atlardan biri kazansaydı o gün çok farklı bir ikramiye alabilirdik. 500 liralarda kalan bir ikramiye oldu. Ben burada puanlamada yine geri planda kalabileceğini düşündüğüm 15 numaralı Splendid ile başlayacağım. Yani son yarışında gerçekten bu at aslında hiçbir şey yapmadı. Çok kolaydı. Fotoyu geçerken çok diriydi. Ya gruptaki atlara bakıyorum. Yani bu grupta bu mesafeyi en iyi koşabilecek atların başında gelen bir Splendid var. Eğer yol problemi falan yaşamazsa mesafede uzamışken grup son yarışta geçebileceği tarzda olduğunu gösterirken
Ben 15 Mayıs Sprint'ten çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Birkaç tane bültene baktım. Yine geri planda kalmış. Cazip bir Splendid görebiliriz. Benim favorim ve olmazsa olmazım 15 Mayıs Splendid olacak. Daha sonra 12 Mayıs Secret Power azıcıklarını biraz eksik gördüm. Bilemiyorum ama mesafenin uzaması bu atın çok lehine ve sonlara sert gelir. Bir de 11 numaralı Mucize Kız diyeceğim. Yani biri bana dese ki Mucize Kız bugün Starson yaşamayacak, tek önerdim. Çünkü bu at son yarışını belki 3 boyuyla kazanmış gibi görünse çok net kazandı ve mesafe uzaması bu atın çok lehine. Bugün tempo yükseltebilecek atlar var. Eğer Starson'u minimize yaşarsa 11 numaralı Mucize Kız'ın da sonlarda sert ataklarını görebiliriz. 15 önde, 12 ve 11 3 atla sonaya geçiyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Bir atada parantez açmak isterim burada. 8 numara Legaleydi. Son yarışında o kadar yol problemi yaşamış ki, o kadar aralarda kalmış ki ve burada Gökhan Kocakeli'nin binebileceği atlar varken tercihin Legaleydi'den kullanması beni biraz düşündürdü. Ben yer açamadım şahsen. Yerimde kalmadı. Ama eğer 5'li gal falan oynayacaksanız, yeriniz varsa 8 numara Legaleydi'ye de özel olarak dikkat edin. Benim sıralamam 15, 12 ve 11 şeklinde diyerek pazar günkü İstanbul yorumlarımı tamamlıyorum. 16 dakikalık oldukça güzel ve net bir analiz olduğuna inanıyorum. Herkese bol şanslar, mutlu bir pazar geçirmek dileğiyle. Alt taraftan videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Adana yorumlarım gifkoanaliz.com sitesinde olacak. Ayrıca Twitter'da da bir çekiliş yapacağız. Bununla ilgili de paylaşımı videoyu paylaşırken aktaracağım. Bu tür çekilişlere katılmak için Twitter'da da mutlaka takip edin derim. Benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.